Güzel resim ama değil mi? Ağaç isem dalımsın, salkım saçak. Petek isem balımsın. Vebalimsin, günahımsın. Ben hepsini adaletçiyim Rozda. Yani bütün bu Orhan Veli falan değil tabii. Orhan Veli bizim yaşıtımız. Ama yaş olarak annemin arkadaşları falan gibi olanlar hepsini adaletle tanıdım. Galeride değil, evinde. Evinde parti yapardı. Her hafta. Her hafta hepimiz giderdik. Annemin çok arkadaşıydı. Münevver gelirdi, Nazım'ın. O zaman Nurullah Berklen değildi, evli bile değildi. Lobon Pastanesi'nin üstü. Değil, yanı üstü. Annemin tersi de şeyde, Mısır Apartmanı'nda. En meşhur şairimiz kimdi? Nazım'ın annesinden sevişen Yahya Kemal'i. Orada tanıdım mesela. Yahya Kemal'i tanıdım. Yahya Kemal annem güzel bir kadındı. Sultanım söyle sana bir şiir okuyayım dedi. Orhan'cığım kimden dur bakayım. Olmadık birinden bir şiir söyler misiniz dedi anne. Ve okudu. Onu bir kere gördüm. Şeyde kalırdı. Park Otel'de kalırdı. Park Otel'e gitseniz her gün orada görürdünüz. Kampın Arta düzenli geliyordu. Lübon'a da geliyordu. Orhan Veli oraya gelmezdi mesela. Orhan Veli'yi biz tamamen ayrı tanıdık. Ama Orhan Veli'nin büyük aşkı Nahit Hanım annemin çok arkadaşıydı Ankara'da. O zamandan Orhan Veli'yi tanıyor annem. O zaman üniversitede talebe daha. Sonra İstanbul'a geliyor. Oktay Rıfat, şu Sencer'in şeyinde, kitabında bizim resimlerimiz var Oktay Rıfat'la. İşte oradan görün ki ben onların arkadaşıyım. Annemin alakası, orada annem yok çünkü. Annemin arkadaşları benim de arkadaşlarım. Peride çok, çok severdim Peride'yi. Peride ile Münevver ve annem üç kendi başlarına ayakta duran kadındı. Sonra şey evlendi Münevver. Ben yatılı okuyordum Üsküdar Amerikan'da. Çok baskıcı, üniformalar, bilmem neler. Benim hiç dayanamadığım şeyler. 10. sınıfta ben anneme dedim ki anne ben bu okula bırakacağım artık. Annem diyorum size hiç karışma, hiç hayır demezdi. Peki nereye gideceksin dedi. Gel seni öbür koleje götüreyim dedi. Yo orası da çok rütbe yeri. Nereye gitmek istiyorsun? Ben akademiye gitmek istiyorum. Bedrami'yi de tanıdığımız zaten. Ha, o zaman Eren çok iyi tanıdı. O zaman misafir öğrenci vardı akademide. Ben misafir öğrenci olarak gittim. Evet, giderdim. Ama keyif olsun diye giderdim. Öğretmen de o zaman o benim için. Cazip bir adam değildi. Hiç öyle öbürleri gibi değildi. Parlak bir adam değildi. Sönük bir adamdı. Ama dost oldu. Paris'te bize geldi mesela. Aman bana bir ev dedi. Montparnasse'a oturuyoruz. Montparnasse bize yakın bir ev tuttum. Ama hep hastalanacağım diye korkardı. Çok pahalı şeyler giyerdi ama üstünden dökülürdü. Öyle. Yani şişman da değildi. Ama bir gariplik vardı vücudunda. Ne olursa adı kırtı filan dedi. Ama zannetmeyin ki kötü şeyler giydiği için. Hayır. Özenli giyinirdi. Ama o böyle kıçından kaçar aşağı doğru sarkar. Canlı şey dedi. Yani karakterinden çok hastalık hastasıydı. Çok korkardı hastalanacağım diye. Onu da Paris'te öğrendim. Evi tuttuğu zaman. Orada biraz grip gibi bir şey oldu. Ödü koptu. Hazal'e öyle zannediyor. Yok canım hastalanmıyor Allah aşkına. Hep hastalanacağım diye korkuyordu. Gel. Paris'teki hiçbir şey değildi öyle. Ateşi bile yoktu.
Ama hastayım dedi ve iki gene değildi. Bana bakar mısın dedi. Ben hastalansam bana bakar mısın? Onun için yakın geldi. Biz sonra döndük. Ondan öyle o daha uzun kaldı. Bizim artık dönme zamanımız gelmişti. Hayır, döndükten sonra hiç görmedim. Adalet de yoktu. Adalet vardı ama yani eskisi gibi öyle birisi kalmamıştı. Şeyi de kapatmıştı, galeriyi de kapatmıştı. O galeriyi zaten ressamlar resimlerini gösterebilsinler diye açtı. O iyiliğinden açtı. Çünkü kocasının çok parası vardı. O zaman Türkiye sanat olarak Paris'te çok baskın. Bir yandan tercümeler, kitaplar, Yaşar'ın falan kitapları. Bir yandan ressamlar. Mübin çok önemliydi mesela. Selim çok önemliydi. Bizim kahvemiz vardı, Select diye. Kupol'un karşısı. Oraya giderdik. Tapınar da oraya gelirdi. Laratont var, evet. Karşısında. Ama bu daha entelektüel, daha sanatçıların yeriydi. Biz Select'teydik her akşam. Garsonlar falan, çok seneler sonra gittikçe bir şey, aa hoş geldiniz falan derlerdi. Orada ben bir Amerikalı kadına rastladım. Yaşlı. Oturuyoruz Select'te. Bir kim var yanında hatırlamıyorum. İki tane kadın vardı. Konuşuyoruz, Türkçe konuşuyoruz. Amerikalı da orada oturuyor. Bana dedi ki nece konuşuyorsunuz dedi. Türkçe konuşuyoruz. Aa dedi, siz Türkler dedi. Köpek kedileri, köpekleri adaya götürmüşsünüz dedi. Yapmışlar ya. Adaya atmışsınız dedi. Şehirden duyuluyormuş dedi köpeklerin sesi. Evet, çok kötü bir şey yapmışız ama dedim. Sizin zencilere sesini biz buradan duyuyoruz. Sizin zencilere yaptığınızı biz buradan duyuyoruz Paris'ten. Avni Arbaş var tabii. Avni Arbaş var, Selim var, Mübin çok önemli. Mübin. Oğuz diye Mübin'in bir arkadaşı vardı, o da şeydi, İlhan Koman. Paris'e gittik, Melda benim arkadaşımdı, karısı, evlenmişler. İlhan'la öyle tanıştık. Çok sevgili olduk, çok beraber olduk. Ama bursluydu o. Bursu bitip buraya gelirken bize bıraktı evini. Biz oraya yerleştik. Cafe Flor karşı. Ama zannetmeyin ki bir şeyde daire. Chambre de Bonne, hizmetçi odası. Dairelerin Paris'te en üst katta hizmetçi odaları vardır. Bir tuvaletleri vardır. İşte orada bir odadaydık. Evet, Montparnasse'a yakındık çünkü. Evet, gelmiş o, hatırlamadım. Ha, onu gezdirmek için yaptık herhalde. Bunları anlatmış mı? Çok şeker. Ben senin Yaşar'ı nasıl tanıdığımı anlatayım mı? Çok güzel. Daha şeyim. Daha Sencer'le işte yeni evlenmişiz, Paris'teyiz. Ama ben annem olduğum için yazları geliyorum tatile buraya, gidiyorum. Bir arkadaşım var Ayperi diye. Onun da babası doktor, askeri doktor. Adana'da askeri doktorluk yapıyormuş. Orada Yaşar hastalanmış, askermiş. Hastalanmış. Ona bakarken bakmış ki Yaşar'da bir şey var. Nasıl tanıdığımı anlatınca göreceksiniz ne var. Gel seni İstanbul'a götüreyim demiş. Getirmiş, Cumhuriyet Gazetesi'ne sokmuş işte. Oraya götürüyor. Orada meşhur oldu Yaşar. Şeyler yaptı. Anadolu'ya gidip röportajlar yaptı. Geldi. Muş. Bunlar hep Muş. Ben tanımadım o zamana kadar. Ayperet benim çok yakın arkadaşım. Bir hafta sonu ben Ayperi'de kalıyorum. Küçük suda, şeyde oturuyorlar. Kartal'da. Sabah 6 falan güm güm kapı vuruyor. Kimse kalkmadı. Ben kalktım, açtım. Kocaman bir adam. Bir gözü kör.
ince ama çok şey. Ya ne uyuyorsunuz, deli misiniz, görmüyor musunuz? Güneş doğuyor dedi. Çok güzel. Hakikaten biz de deniz kenarındayız. Hakikaten de güneş. Aldım anneme getirdim. Annem de İstanbul'un en züppe kadınlarının, en pahalı terzisi, en züppe kadınlarının geldiği yer. Ondan sonra başladı anneme gitmeye. Anneannem derdi ki bu serserilerinden başka ahbap bulamadınız mı? Çünkü Nedret burada mı diye böyle paldır küldür içeri girerdi. Tilda ile evlendi. Tilda benim çok yakınım oldu. Çok kıymetli bir kadındı. İspanyol Musevilerindendi. Evet. Çok iyi dil bilirdi. Yaşar'ın birçok şeyini o kitap çevirmişti. Biz Cambridge'e gittik. Güzel. Küçük bir evimiz var. Açtım kapıyı. Yaşar'la Tilda. Ne yapıyorsunuz siz bu? Olacak iş değil. Yaşar'ın Cambridge'le ne alakası olabilir? Hani Fransa falan olsa. Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Geldik dedi Tilda. Ben Yaşar İngilizce öğrensin istiyorum dedi. Kitapları İngilizceden okusun istiyorum dedi. Hoş geldiniz. Burada kalacağız dedi. Biz döndük. Yaşar başka bir ev tuttu. O daha uzun kaldı. Zaten Türkiye'ye dönmedi. Çünkü kitabı çevrilmişti. Aa, size bir şey anlatayım. Çok güzel bu. Sencer'le Yaşar her akşam pub'a gidiyorlar. Kafa çekiyorlar çünkü. Ama pub'lar onda kapanıyor İngiltere'de. Televizyon bile bitiyor. Biz de Tilda ile evde oturuyoruz. Bir akşam geldiler. Ya ne oldu biliyor musunuz? Ne oldu? İçerken biz bir İngiliz. Biliyor musunuz bunu? Abi çok güzel. Bir İngiliz demiş ki nece konuşuyorsunuz? Ayakta içiliyor orada. Türkçe konuşuyoruz demiş Sencer. Aa demiş. Yaşar Kemal'i tanıyor musunuz? Ben publisher'ıyım demiş ya. Olur mu böyle bir şey? İşte demiş Yaşar Sencer. Yaşar Sencer'i itmiş İngilizce öğrendi ya. Ay Yaşar Kemal. Winds from the Plains. O şey. Orta direk. Mehmet Mayhawk. İsimlerini sayıyor. 3 tane triloji. İşte bak. Orada tası var. Çok ben Alevi ama annesi benim annemin arkadaşıydı. Alevi benden çok küçüktür. Ziyad Ebu Ziya'dan ayrıydılar ama. Ayrıydılar. Çocukluğundan tanırım Alevi. Paris'te onun evinde kaldık biz. Alev burada Füreyya'la seramik yaptı. Annesi falan işte o ara. Adalet, Bala hiç ayrılmazlardı. Annem, Ahmet Hamdi tabii Alevi çok iyi tanıdı. Süreyya'dan seramik dersleri aldı. Ondan sonra Danimarka'da asıl seramik Danimarka'nın şeysi. Oraya gitti. Avrupa'nın en meşhur seramikçisi evet, derler. Evet. İki kişi derler. İki kadın derler. Bir İngiliz hanım, bir de Alev. Bizi aldı evine götürdü annemle. Bir oda şeyde tünelde ne hanı? Narmanlı. Bedrahmi'nin Marie büyük aşkı oradaydı. Bedrahmi'nin şeysi oradaydı. Atölyesi oradaydı. Sergilerini falan oradaydı. Zaten antikacıların yeriydi. Sanatçıların yeriydi. İşte evet. Aliye orada. Bedrahmi orada. Marie Adal şeyin Bedrahmi'nin sevgilisi olan Marie heykeltıraştı. Onlar büyüktü bizden çok. Biz abidinden çok yakın olduk. İkinci gidişimizde. Biz çok gittik Paris'e. Şimdi bir gözün dinliyor. İlk tanıdığımı söyleyeyim. Burada. Daha biz Paris'e gitmeden. Daha ben hatta Sencer'i de yeni tanımışım belki yani. Sencer yok. Bunlar bir parti yaptılar işte. Orhan Veli var, Abidin var, Güzin var, Münevver var. Kim yok ki? Annem var tabii. Annemle Münevver çok neşeli, çok şey. Ayakta duran böyle entelektüel şey kadınlar. Hem de çalışan.
Abidin de artık onları gördü, bayılıyor biraz Çapkın Abidin. Yves Montand'ın şarkılarını söyleyip dansane etti. Çok güzeldi. Ama Güzin karardı, karardı. Nasıl kıskanıyor? Böyle. Daha o zaman çocuktum. Ama çok iyi karı kocalardı. Fevkalade yardım ederdi o da. Onun yakınında bir yerde oturmuştuk. Onlar bulmuşlardı yeri. Sen kenarında. Abidin çok önemliydi. Sergileri önemliydi. Konferansları önemliydi. Ben bir gün onu televizyonda seyrettim. Ya bu adam olmasa yani Türkiye'yi kim böyle tanıtabilir? Çok önemli. Çok önemliydi. Çok müthiş bir adam. Yani el üstünde tutuluyordu Fransa'da. Çok süksesi vardı. Güzin de öyleydi. Aa, çok iyi tanırım. Kuzum bizim evi aldı. Evet. Sencer de orada. Sencer ev arıyor. Bir ev buluyor. Fakat Kuzgun perişan halde. Karısı da var yanında. Parası da yok. Sencer diyor ki peki gel sen burada biraz otur. Ben idare ederim biraz. Ama sonra gelirim. Kuzgun yerleşiyor. Sonra ben gideceğim. Sencer gidiyor diyor ki Kuzgun'a hadi bakalım ara kendini. Aa, nereye gideceğim sen deli misin? Çıkmadı. Bize de alev verdi kardeşinin evine. Çıkmasına yakın diyeceğim çünkü hastalandı. Hastalandı ve herkes Nazım'dan bahsetmeye başladı. Münevver daha evvel buna siyatik oldu Nazım. Bir kalp şeysi oldu. Münevver çok güzel örgü örerdi. Bir şal örüyor akrabası değil mi? Nazım'a gönderiyor. Nazım buna bir mektup yazıyor. Bu ona cevap veriyor. Nazım mektuplarından bu kadını deli etti. Ben o mektupları okumadım ama elime geçti. Çünkü kendinde tutmuyor Münevver. Peridiye getiriyor. Peridiye veriyor. Her hafta Peridiye gidiyoruz. Peridiye'nin çalışma odasında aha bir baktım. Nazım'ın mektupları. Aman Tanrım. Ama vallahi okumadım. İçindeki şiirleri aldım. Rüyada gördüm yâri. Şöyle belden yukarı. Bulutlar arasında ay gibi gider. O gider. Ben dururum, ben dururum, o durur. Ben ona bakarım, o bana bakar. Ve işte o kadar. Neyse, ben bunları çektim. Ağlarım bunu söyledikçe. Sonra Münevver onları, Münevver'le şey çok kötü bir Peride şey geçirdiler. Çünkü Peride kendinde de basılacağını korkup teyzesine vermiş. Teyzesi de basılırsa elimle ele geçerse çok tehlikeli bir şey olur diye atmış. Münevver çok kızdı. Yani bir şeyleri vardır, bilinir. Başka şeyden zannedilir. Doğrudan doğruya buna bağlıdır. Paris'te gördüm. Anneme söyledim. Annem geldi. Annem gördü. Oğlan büyümüştü. Oğlanı da gördük. Münevver de işte Münevver ne yaptı? Buradan Romanya'ya kaçtı. Romanya'da onu anlatacak. Romanya'da Nazım geliyor tabii karşılıyor. Oteli Nazım ayırtmış. Nazım'ın evlendiğini bilmiyor Münevver. Çünkü Münevver polisle çevrili annem de görmüyordu. Peride de görmüyordu. 2-3 yıl çocuğundan orada öyle oturdu. Hiç kimseyle müsaade etmediler ilişki kurmasına. Sonra işte Nazım'a ben artık dayanamıyorum demiş. Nazım da kaçırdı. Kaçırdı orada karşılıyor. Evine götürüyor. Münevver şeyi de alıyor. Nurullah'tan olan kız var daha büyük. Onu da götürüyor. Ondan öğrendim ben. Yoksa nereden öğreneceğim? Nazım geliyor. İşte ve Münevver'e diyor ki ben evlendim. Seviyor musun diyor Münevver. Evet çok seviyorum diyor. Tamam o zaman. Ve bitiriyor.
Sonra kız babamın yanına gitmek istiyorum dedi. Türkiye'ye döndü. Münevver oradan Nazım'la ilişkisi olmayacağını anlayınca Paris'e gitti. Abiden ona bir yaşlı bir Fransız buldu. Onunla evlendi. Fransız pasaportu aldı. Onunla beraber işte Paris'e yerleşti. Sonra da kanserden öldü orada. Çok çalışkandır. Mükemmel bir entelektüeldir. İnanılmaz bir edebiyat bilgisi vardı. Çok müthiş bir kadındı. Bobruk'ta entelektüel yeri vardı. Sergilerin falan açıldığı bir bina vardır Bobruk'ta. Pompidou, evet. Evet, oradaydı. Nazım'ın bir şiirleri falan okunacak. Nazım için bir gün yapılacak. Münevver'de çalışıyor. Bakın. Çok kızgın olması lazımken. Çalıştı evladım. Ben de oradayım. Çok yakınım Münevver'le. Çok çocukluğumdan beri. Ama açılışa gitmedi. Paris'teyiz. 1951. Saint Germain'de oturuyoruz. Güzel bir yerde oturuyoruz. Fikret de bizim karşımızda bir galeri var. Oraya resim satıyor. Oraya resim satıyor. Biz de karşısında oturuyoruz. Resim satıyor. İçiyor. Yani onu o gece bitiriyor. Yani nasıl bitiriyor? Geliyor beni davet ediyor bana. Gel seninle içelim diye. Paramı veriyor. Öyle de cömert. O gün o parayı yiyor. Ama ertesi gün tekrar resim satması lazım. O galeriye gidiyor. Satamazsa bize geliyor. Çünkü bizimki bir ev, yemek var, içki var. Her gün geliyor işte, her gün içiyor. Bir gün annem var, onu anlatacağım. Bir gün annem var, annem gelmiş İstanbul'da. Fikret geldi. Ama Fikret Bey, hoş geldiniz, buyurun. Yok dedi, anneme yapıyor bunu, bize değil. Yok, ben oraya oturmam dedi. Ben köpek gibi yaşıyorum. Köpek gibi oraya oturacağım dedi. Kapının yanına oturacağım dedi. Benim yemeğimi oraya vereceksiniz, ben orada yiyeceğim dedi. Aman dedi annem, nasıl olur? Anne karışma dedim ya. Madem öyle, madem öyle istiyor, öyle yaptın. Oraya oturdu. Tabağı verdik içkisi alsın. İçkisini de verdik. İşte böyle bir adamdı. Böyle. Ve harika bir adam. Kadın almıyor bazen. İstemiyor. O zaman getiriyor, bize bırakıyor. Biz de onu artık, biz de öğrenciyiz. Ama az bir şey veriyoruz. Durmadan çok vardı. Biz o zaman evlenene memlenene hediye olarak Fikret Mualla veriyorduk. O kadar çoktu ki. Bunlar benim en sevdiklerim. Babası çok şeyi severdi. Fenerbahçe takımına bayılırdı. Merdivenlerden iniyor. Ah o ne 12 idi o. Bir daha gelmez. Bir adım daha atmadı. O ne 12 idi. Çok şekerdi. Çok. Sonra bir Fransız buna dedi ki ben seni alayım. Çok içiyordu çünkü. Bir köye götüreyim. Yakın Paris'e bir köye. Orada resim yapacaksın. Ben senin her türlü ihtiyacını karşılayacağım. Ama yaptığın resimleri bana, çünkü önemli bir ressam. Farkındalar. Mecburen kabul etti. Ondan sonra bizim Türkler üşüştüler, sefarethaneler falan. Birden farkına vardılar Fikret. Fikret parasızlıktan mı resimler böyle? Şey kağıtlara yapılıyor. Böyle resimlerin arkasındaki kağıtlara yapıyor. O zaman tabii daha büyük kağıtlara yapmaya başladı. Onların hepsini bizim Türkler de aldılar. İşte Kemal Tahir Sencer'i eve çağırdı. Kemal Tahir Sencer'in adını duyuyor, Marksist olduğunu duyuyor. Marx üniversitede ders verdiğini. Ya bu Sencer'i bana bulsanıza diyor. Halit Refik'i de biz tanıyoruz. Geldiler dediler ki Sencer'e. Seni çağırıyor Kemal Tahir, hadi gel. Davet etti yemeğe. Orada Sencer'e dedi ki Asya üretim tarzı diye bir şey duydun. Sencer, Marx'ın kitaplarını ezbere Fransızlar alay ederlerdi. Kaçıncı sayfada bilmem ne. O kadar iyi biliyor. Hiç okumamış. Farkını görmemiş. Atlamış. Birden eve geldi. Başladı çalışmaya.
Kemal Tahir her hafta bize gelmeye başladı. Kemal Tahir, Halit Refik ve Metin. Üçü hiç ayrılmıyorlar. Onlar getiriyorlar zaten. Yenge bir de. Karısı çok şekerdi. Oturuyoruz, içki içiyoruz falan. Konuşuyorlar. Asya öğretim tarzı. Sencer vallahi ne kadar kısa bir zamanda bir oturdu. Kalkmamacasına ama çok ince, şu kadarcık bir şey gördünüz mü ilk defa? O kadarcık bir şey onu yazdı. Allah kıyamet koptu. Ama işte bunu Kemal Tahir, Halit Refik ve Metin Erksan. Metin'i tanımazdık, Halit'i tanıdık. Acele yazdı onu. Fransa'ya gittik, çevrilmişti. Her dile çevrildi. Çok önemli bir kitap oldu Avrupa'da da. Sen de dedi, git şeydeki çeşmedeki resmi yap. Medi Bey'den yani çok zamanımız. Öğlene kadar her gün atölyede. Öğleden sonra ya öğlende de işte Orhan Peker falan, Osman. Orada akademinin etrafında güzel şeyler vardı, lokantalar. Yani böyle lokanta değil, şöyle ayakta bir şeyler. Oraya giderdik. Medi Bey de bir Eminönü tarafında bir yerde otururdu. Yalında dolanırdık. Ne güzel değil mi? Böyle bir üniversite hiç düşünebiliyor. Bahçede şeyler vardı böyle. Orada da ders yapılırdı. Yetişmezdi, sığmazdı çünkü. Atölyeler var. Akademi yanıyor dediler. Ben Mısır Apartmanı'ndayım. Deli gibi bir koştuk. Böyle şangır şangır indi aşağı. Annem bir davet verdi. Burhan Toprak da vardı. Burhan Toprak. Adalet. İşte daha bir sürü birileri. Ben de çok gencim. Daha Bağlar başındaki okuldanım. Kapı çaldı. Açtım. Bir adam yakasını kaldırmış. Başında kasket. Böyle. Aa. Olamaz. Nedir bu haliniz? Kim? Sabahattin Ali. Sabahattin Bey, ne bu haliniz? Girdi salona. Adalet, adalette kalıyor. Hapisten çıkmış. Adalette kalıyor. Nedir bu hali? Takip ediyorlar beni dedi. Ben bir daha hapishaneye girersem ölürüm dedi. Ve öldürdüler. Öyle kaçtı. Ne Nazım, ne şey Sabahattin, vatan haininden kaçmadılar. Devamlı oturdukları yer. Bir senede şurada bir yerde oturuyorlardı. Biz bir sene arada gidiyorduk diye. O şeylerin, Paris'teki o isyanların olduğu sene. Biliyor musun? Parlak bir adam değil. Nazım değil mi? Böyle çekingen, silik. Ürkek daha önemliydi. O zaman da önemliydi. O zaman da önemli bir yazar. Onun için verdiniz değil mi? Evladım, bilse mutlu olurdu. O Orhan Peker, bu abinin. Biz her Fransa'ya böyle geçici olarak gittiğimiz zaman güle güle değil, böyle küçük bir resim getirirdi. Selim. Bu komet. Çok güzel bir komet o, harika. Pek komete benzemeyen bir komet. Ne kadar güzel değil mi? Dayım. Kuzgunacak. Bakın işte. Bu da Bedi Bey. Yoruldu yüreğim, yoruldu. Bu ben, o da dayımım. O da annem, o da dayım. Bu
Bu anneannem. Bu büyük babam. Bu annem. Bu Nusret dayım, bu öbür dayım.